Türk Metal Sendikası İskenderun Bölge Temsilcisi Metin Önde, İstemir Karayolları'nda düzenlenen mitingde emekçilere hitap etti. Barış var, güçler sendika! Metin Önde'nin karayollarındaki mitinginde coşku ve katılımın yoğunluğu dikkat çekti. Mesaisi bitip de otobüslere binmeyi bekleyenlerle akşam mesaisi için İstemir'e gelen yüzlerce işçi de otobüslerden iner inmez miting alanına koşarak Metin Önde'yi bağrına bastı. Metin Önde, İstemir'de çalışan 1100 ilkokul mezunu işçinin işten çıkarılacağı iddialarını yayanlara İstemir Genel Müdürü Recep Özhan'ın sözünü hatırlattı ve evine helal lokma götüren hiç kimsenin tırnağına dahi dokunulmayacak dedi. Allah'ın izniyle 1 Ocak günü burada en büyük mitingi yapacağız. Bravo! Kıymetli kardeşlerim, 14 aydır yalan söylemekten usanmadılar. Bu fabrikada 1100 tane ilkokul mezunu var. Buradan ilan ediyorum. Evine helal lokma götüren kimsenin tırnağına bile dokunulmayacak. İstemir Genel Müdürü Recep Özhan'dan bahsederken adam gibi adam şeklinde hitap eden Metin Önde sadece bize değil genel müdürlüğe de iftira atıyorlar diyerek tepkisini sert bir şekilde ortaya koydu. Sizin yarattığınız korku dağları yıkıldı. Burada insanlar hizmet veriyor. Benim genel müdürüm adam gibi adam çünkü. Sözünüz. Sadece bize değil. Genel müdürlüğe de iftira atıyorlar. Yalan konuşuyorlar. İlkokul mezunları çıkacak. Bugüne kadar hatırlan bir tane ilkokul mezunu var mı? Yok başkan yok. Niye yalan konuşuyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Ahlaksız herifler ya. Raporlu kardeşlerim atılacak diyorlar. Burada bir gönüllülük esası var. Kendini çalışma gücünü kendinde hissetmeyen kardeşimiz ben ayrılacağım derse genel müdürlük ona yardımcı olmak için teşvik verip gönderecek. Bu kadar. Başka bir şey yok. İcralık kardeşlerime sesleniyorum. Tabii ki borçlarınızı bir an önce ödeyin. Ama yine genel müdürlük çağırıp icranız var. Çalışmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye soruyor. Ben sizi kapının önüne koyarım demiyor. Bunların yediği yalan, içtiği yalan. İstemir'de korku dağlarının yıkıldığını belirten Önde, Allah'ın izniyle 1 Ocak günü burada en büyük mitingi yapacağız dedi. Allah'ın izniyle 1 Ocak günü burada en büyük mitingi yapacağız. Bravo! Çelik sendikasının C'den personel statüsüne geçemeyen işçiye aradaki farkı ödemeyi taahhüt etmek suretiyle transfer etmek istediğini iddia eden Türk Metal Sendikası Bölge Temsilcisi Metin Önde, Allah şahit olsun bu fabrikada evine helal lokma götüren bir tane kardeşimin tırnağına dahi dokunulmayacak dedi. Dokunulmayacak. Çelik sendikası parayla bazı kardeşlerimi transfer etmek istiyor. C'den B'ye geçemediniz, gelin farklarınızı vereyim diyor. Buradan onları ikaz ediyorum. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Böyle bir tuzağa düşerseniz 1 Ocak'ta bu fabrikadan sizi gönderirler. Sizin güvenceniz Türk Metal Sendikası. Güçlü bir yapı, uyumlu bir yapı, müzakere masasında dik oturan ama nezaketini bozmayan bir yapı çünkü. Bu işi saatlık değildir. Balık ağızlı görenlere sesleniyorum. Allah'a şükürler olsun. Hafızamız yerinde. Hafızamız yerinde, her şey yolunda. Biz 19 ay önce çıktığımız yolu daha unutmadık, unutturmayacağız Allah'ın izniyle. İşte sendika! İşte başkan! İşte sendika! İşte başkan! İşte sendika! İşte! Senin bütün kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen! Yap. Gelin gönül kervanına katılın. Bu kervanda size de yer var. Size gönlümüzü, kucağımızı açtık. Gelin güçlü yapın içinde yer alın. Artık hem yetkisiz, hem etkisiz, hem müfteri, hem yalancıların yanında durmayın.
Burada hepinize yer var. Hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ama lütfen gelin, bir an önce yetki alalım. Açılacak biliyorsunuz. Biz de bunları korku doğana bir tünel açtık. Korkan var mı artık? Var! Korkan var mı artık? Var! Korkan var mı? Var! İşte olay bu. Allah sizden razı olsun. Varol başkan! Sizden bir söz istiyorum. 31 Aralık'a kadar bu fabrikada ne kadar çelik işçi kardeşim varsa alın, gönül kervanına katın. Söz veriyor musunuz? Hayır! Söz veriyor musunuz? Hayır! Söz veriyor musunuz? Hayır! Allah'ınıza kurbanım sizi. Biz burada hiçbir zaman çıkıp 3046 sayımız var demedik. Nerede o 3046 olanlar? Hani neredeler arkadaşlar? Yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanıyordu. Artık sabah namazını kılana kadar sönüyor şerefsiz. Çelik İş Sendikası'nın İstemir emekçilerinin çocuklarına ödediği eğitim burslarını emekli olunca kestiğine dikkat çeken Türk Metal Sendikası Bölge Temsilcisi Metin Önde, Çelik İş Sendikası emekli olan abilerimizin çocuklarının burslarını kesmiş, bizler Türk Metal Sendikası olarak devam ediyoruz dedi. Çelik İş Sendikası emekli olan abilerimizin burslarını kesmiş çocuklarının. Türk Metal'de bu burslar daha devam ediyor. Bravo! Çünkü arkadaşlar biz büyük bir kurumuz. Türk Metal Sendikası büyük bir kurum. Öyle bir padişahın iki dudağının ağzından çıkarak burs vermedik. Bir kurum olarak oturduk, evrakları topladık. Emek Vakfı'na gönderdik, onların aracılığıyla veriyoruz. Böyle verdi deyince verilmiyor, kestim deyince kesilmiyor. Türk Metal Sendikası Şube Başkanlığı'na Kırıkkale'den birisinin atanacağı dedikodusunu esprili bir dille yalanlayan Metin Önde konuşmasına şöyle devam etti. Kırıkkale'den bir şube başkanı getirecek diyorlar. Benim suyum mu çıkmış? Başkanı da Allah'ın izniyle İstemir personel olacak. Bu kadar basit. Ayrılıkta Atölyeler Müdürlüğü elektrik odasına kardeşlerimi çay içmeye bekliyorum. Ücretsiz dinleyip bir aralık gün Allah nasip ederse İnşallah. Tekrar tulumumu, postanımı giyip baretimi takıp aranıza Allah'ın izniyle dönüyorum. İnşallah. Yani her gün yeni bir yalan, her gün yeni bir dedikodu. Artık ben bunların yalanlarına cevap vermekten usandım. Ama bunlar cevap vermekten, yalan söylemekten usanmadılar, usanmayacaklar. Sermayesi onların başkanım. Yıllarca sizi kandırdılar, yıllarca uyuttular. Ben burada bir şey yaptım. Sizin geleceğiniz için, çocuklarınızın geleceği için sadece hissel ateşine bir kibrit çaktım. Bunu yakan sizsiniz. Allah sizden razı olsun. Bundan sonra İstemir işçisini kimse uyutamayacak. Sorgulayan, soran, emek sınıfı bilincinde olan bir emek grubu var burada işte. Yaşasın emek birliğimiz. Fabrikada siyaset yapmakla suçluyorlar. Bu fabrikada Aleviler de, Sünniler de, Kürtler de, Türkler de, Araplar da. Benim öz kardeşim. Hepsini kucaklıyorum. Hepsine sarılıyorum. Tüm siyasi partilerle birlikte yolculuk yapıyoruz. AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi. İçimizde HADEP'li kardeşlerim de var. Bizim birliğimiz bu kadar işte. Emeğin siyaseti olur mu? Arkadaşlar. İşte başkan, işte sendika, işte başkan, emekçi
yolunda. Allah sizden razı olsun. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.